Efendim kısa bir konuşma yapacağım. Öncelikle hepinize yürekten teşekkür ederim. Özellikle de Ekrem Başkan'a e, teşekkür ederim. Hepinizin huzurunda. İstanbul gibi bir kente yaşamanın kendine göre sorunları vardır. Ama o sorunları aşma konusunda kentin bir anlamda yöneticisi, belediye başkanı, arkadaşlarıyla beraber bu sorunları çözmeye talip olurlar. Az önce anlattı Sayın Başkan. Hangi zorluklarla karşılaştığını ve bu zorlukları nasıl aştığını ayrıntılı bir şekilde ifade ettim. Devleti yönetenlerin belli sorumlulukları vardır. Alt yöneticiler belli sorunlarla karşılaştığında, üst yöneticiler bu sorunların aşılması için katkı verirler, çaba harcarlar. Ama hayır, bu sorunlar aşılmasın, İstanbul bizimdi bir daha belediye başkanı sorunlarla karşılaşsın, sorunların içinde boğulsun, sorunları çözemesin, biz gelelim. Bu sağlıklı ve tutarlı bir devlet anlayışı değildir. Ekrem Başkan, bütün bu engellemelere rağmen, bütün engelleri akılla, bilgiyle, birikimle aşan ve İstanbullara hizmet eden bir kişidir. Hepinizin huzurunda Sayın Başkan'ı yürekten kutluyorum. Evet. İki. Elbette ki bir kente hizmet edilirken bilgiyle hizmet edilecektir. Planlama yapılacaktır. Maliyet hesapları çıkarılacaktır. Eyrisi nedir, doğrusu nedir? Bunlar bunlara bakılacaktır. İşi yapanların işin ehli olup olmadığına bakılacaktır. Bu çerçevede hizmet verilecektir akademik dünyadan da yararlanacaktır ve İstanbullular verilen hizmetin de değerini bir şekliyle yaşayarak göreceklerdir. Buraya gelirken bir rölyefin önünden geçtik. Yapılan bir rölyef. Boğaziçi Üniversitesi hocaları ve öğrencilerini temsil eden ya da onları yansıtan bir rölyef. Boğaziçi Üniversitesi sadece Türkiye açısından değil, dünya açısından da dünyanın ekonomik dünyası daha doğrusu akademik dünya açısından da son derece önemli bir üniversite. Üniversitenin saygınlığının korunması, üniversitede her türlü düşüncenin özgürce tartışılması, üniversitenin bilgi öğretmesi bir ülkenin ekonomik açıdan sıçramasına yol açar. Üniversiteyi felç ederseniz Osmanlı nasıl sanayi devrimini kaçırdıysa siz de teknoloji devrimini kaçırmış olursunuz. Acaba bunun farkında mı devleti yönetenler? Temel sorudur bu. Bir kişi ben vizyon sahibiyim diyorsa önümüzdeki yüzyıldaki gelişmeleri görmek zorundadır. Dünyanın nereye gittiğini görmek zorundadır. Dünyada hangi gelişmelerin olduğunu bilmek zorundadır ve şunu kesinlikle bilmek zorundadır. Bilgi üretmeyen bir ülkenin 21. yüzyılda sınıf atlaması mümkün değildir. Bilgiyi nerede üreteceğiz? Üniversitelerde üreteceğiz. O nedenle orif'in sadece İstanbul'ların yaşamında değil, Türkiye coğrafyasında nerede yaşıyorsak, yaşıyorsak, yaşayalım hepimizin, hepimizin belleğine kazılması lazım. Elbette ki akademik dünyanın kendi özgürlüğü olacaktır. Ne demiş düşünür? Sultanın sofrasına oturan alimin fetvasından hayır gelmez demiştir. Eğer birileri sultanın sofrasına oturarak boğaz içinde görev yapmaya çalışıyorsa oradan hayır gelmez. Oradan hayır gelmez. Bilgi kadar değerli bir şey yoktur. Bilgi kadar. Aksini düşünmek, farklı düşünmek kadar değerli bir şey yoktur. Hayatı sorgulamak kadar değerli bir şey yoktur. Merak duygusunu güçlendirmek kadar değerli bir şey yoktur. Eğer siz bunları bunları önemsiyor ve bunlara önem veriyorsanız o zaman sizin bir vizyonunuz var demektir bir hedefiniz var demektir. Bir ilkeniz var demektir. Hayır kısır tartışmalar içinde. Acaba belediye başkanlığı nasıl çelme takarım? Nasıl görev yapamaz diye. Bir arayışa girerseniz siz devleti yönetemezsiniz. Nitekim yönetemiyorlar. Bizler hep beraber Türkiye'yi ikinci yüzyıla hazırlayacağız. Hep beraber. Bir ittifakız. Altı lider bir aradayız. Altı lider bir arada. Bugün yaşadığımız şartları hepimiz biliyoruz. Zorlukları hepimiz biliyoruz. Ama hepimiz bu zorlukları nasıl aşacağımızı da biliyoruz. Aklın, bilginin, bilimin ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Demokrasinin vazgeçilmez olduğunu biliyoruz. O nedenle hiçbir vatandaşımın umutsuzluğa kapılmasını istemem. Eğer bu ülke en zor koşullarda Milli Kurtuluş Savaşı'nı vermiş ve büyük başarılara imza atmışsa ve attığı imza bir tür mazlum ülkelerin örneği olmuşsa ve onlar da bu bizim verdiğimiz mücadeleyi örnek alıp kendi bağımsızlıklarını inşa etmişlerse Cumhuriyetin ikinci yüzyılında Cumhuriyetimizi, bu güzel cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandıracağız. Demokrasi geldiği zaman büyüme olacaktır, kalkınma olacaktır. Hiç kimsenin yaşam tarzı, hiç kimsenin kimliği, hiç kimsenin inancı sorgulanmayacaktır. Bu ülkede, bu ülkede yaşayan herkes bu ülkenin caddelerinde, sokaklarında, parklarında, kahvelerinde huzur içinde yaşayacaktır. Temel hedefimiz bu. Dolayısıyla umutsuzluğa kapılma gibi bir düşüncemiz asla ve asla olmamalı. Biz Türkiye'mizi geleceğe hazırlamalıyız. Hepinize teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.